Merkezi'nde proje bazlı olarak görev almaktayım. Bu projemde uzunca melaf katkılı polipropilen kompozit atıklarının geri dönüşümü ve değerlendirmesi üzerine çalışıyoruz. Bu projede bana destek veren Aref Cevahir'e teşekkür ediyorum öncelikle. Sunumumuzda projemizde yer alan matris ve takviye elemanımızdan, kompozitlerin üretim tekniklerinden bahsedip deneysel aşamalarda neler yaptık? Bu deneysel aşamaları sonucunda bazı testler uyguladık. Mekanik, termal ve SEM analizleri aldık. Bunlar nelerdir ve neler gördük onları göreceğiz. Sonuç verip kapanışı yapacağız. Öncelikle bu projenin yapılma nedeni nedir? Plastik katkılı kompozit ürünlerin dünya üzerindeki miktarın arttığı bilinmekte ve bunların hem proses öncesi hem de proses sonrası atıkları oluşmakta. Bu atıkların da çevreye olan olumsuz etkileri bilinmektedir. Bu nedenle atık değerlendirmesi için birçok çalışma gerçekleşiyor. Biz de bu projede yeni teknoloji olan uzunca melaf katkılı kompozit ürünlerinin geri dönüşümünü hedefledik ve bunun değerlendirmesini uyguladık. Öncelikle literatür taraması yapıp ardından bu ürün için üretim yapıp testlerini gerçekleştirdik. Matris elemanımız olan polipropilen bir polimerdir ve yarı kristalindir. Termoplastikler sınıfında yer alıyor ve en hafif üyelerinden bu polipropilen. Gerilmeye karşı iyi direnç göstermesi, düşük özgürlüğü olması ve iyi darbe dayanımı bilinen en önemli özelliklerindendir. Bu polipropilen ürünümüz hem uzun hem de kısa olarak enjeksiyonla kalıplama yöntemiyle üretiliyor. Takviye ürünümüzde cam elyaf. Cam elyaflarımız hem uzun hem de kısa boylarda olabilmektedir. Bu uzun elyafları yönlendirmek ve proses etmek kısa elyaflara oranla daha kolaydır. Fiziksel olarak incelediğimizde elyaflarımızı diğer bir önemli noktamız da elyaf çapımızdır. Elyaf çapımızın artmasıyla mukavemet değerlerimizde düşmeler gerçekleşiyor. Kısa elyaflarımızı hangi kategoride görüyoruz? 0.2 ve 0.5 mm aralığında olanlara da kısa elyaf diyoruz. 12 ve 25 mm olanlarımızı uzunca elyaf olarak adlandırıyoruz. Diğer örneklerimizde kablo kaplama ve sürekli elyaf takviyeli bantlar olarak şeklimize yer almaktadır. Kompozit üretim teknikleri nelerdir peki? Açık ve kapalı olarak temelde ikiye ayrılıyor bunlar. Açık kalıplama yöntemleri daha eski metotlardır. Buna örnek olarak el yatırmasının şekli ilk resimde gözüküyor. Püskürtme, elyaf sarma, vakum torbası ve otoklav da diğer açık kalıplama yöntemlerimiz arasında. Kapalı kalıplama yöntemleri daha yeni teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da reçinle transfer yöntemi, putrizyon, ekstrüzyonla kalıplama, hazır kalıplama, enjeksiyonla kalıplama ve savurma kalıplama yöntemleri yer alıyor. Bu projede biz enjeksiyonla kalıplama yöntemini kullandık. Kompozit malzemeler hangi sektörlerde karşımıza çıkıyor diye bir baktığımızda öncelikle bizim otomotiv sektörü, denizcilik sektörü, inşaat ve yapı sektörü, uzay ve robot teknolojisi, elektrik ve tıp alanları olarak karşımıza çıkmakta. Projemize geçecek olursak öncelikle bizim bu atık ürünümüz akü koruma kapağı. Bunun öncelikle karakterizasyon işlemleri yapılması gerekiyordu ve biz bu aşamada cam oranına baktık. Cam oranı bizim için en önemli kriterlerden biri ve %30 olmasını istiyoruz. Gelen ürünümüzün de cam miktarını ölçmek adına öncelikle bir yakma işlemi uyguladık. 600 derecede yarım saat boyunca yaktık ve içerisindeki cam oranının %30 olduğunu gördük. Ardından bizim için önemli olan noktalardan biri olarak elyaf boyutu vardı ve bunun için de yanan ürünlerden mikroskop verileri aldık. Mikroskop verilerimize şurada bakacak olursak sarı renkte gösterilen kısım öğütme sonrası, mavi renkte gösterilen kısım da öğütme öncesi olarak ayrılıyor. Buradaki farklılığımız ne? Öğütme işleminde boylarımızın kısaldığını görmek adına bu grafikleri elde ettik. Sağ taraftaki grafiğimizde de öğütme sonrasının dağılımını yer almakta. Bu dağılımda da 0.5 ve 0.6 aralığında daha fazla birikme olduğunu görmekteyiz. Bu üretilen kalıplarımız içinde atıksız olan ürünlerimiz vardı. Atıksız olan ürünlerimizde 4.5 mm olan kırpma ürünlerimizden yapılan ürünler. Ve bunların da işlem gördükten sonra boylarını kısaldığında buradaki mikroskop verileriyle görmekteyiz. Kalıp hazırlamadan önce yapmamız gereken işlemler vardı. Bunlar harman hazırlamayla başlayıp ekstrüder, enjeksiyon ve mekanik testler olarak ilerliyor. Şu şekilde bakacak olursak gelen akü parçamız ilk resimde yer alıyor. Bunu öncelikle ön işlemler olan parçalama ve öğütme işlemlerini uyguladık. Öğütme işlemlerimiz
2 milimetre elek boyuna sahip öğütüncümüzü de gerçekleştirdik. Ondan sonra tüm armağanlarımızı 1,5 kilogram olarak hazırladık ve içerisindeki atık miktarınız %0'dan %1, 5, 7, 10, 15 ve 20 şeklinde ayarladık. Bu harmanlar hazırlandıktan sonra tek vidalı ekstrüder makinemizde besledik ve granül formunda ürünümüzü elde ettik. Bu granülleri 80 derecede 24 saat beklettikten sonra enjeksiyon makinemizde verdik. Enjeksiyon makinemizde de mekanik testlere uygun olarak kalıplar elde ettik. Sondaki görselde mekanik testlere uygun olarak elde ettiğimiz kalıp ürünümüz mevcut. Bu kalıp ürünlerimizi bir gün beklettikten sonra mekanik testlerimizi uyguladık. Mekanik testlerimizin arasında öncelikle eğme, kopma ve darbe testlerimiz var. Darbe testleri de kendi içerisinde sınıflandırılmakta. Bunlar izot ve çarp olarak ikiye ayrılıyor. İzot dikey olarak uygulanan darbe yöntemi, çarp da yatay olarak uygulanan darbe yöntemidir. Bunlar da kendi aralarında çentikli ve çentiksiz olarak ayrılmakta. Mikroskop verileri bizim için önemli dedik. Elyaf boyunu ölçmek adına, görmek adına nasıl değişti, neler oldu diye. Elyaf boyununun %5 ve %15 atık içerenler için değerlendirdik ekstra olarak. %5 atık içeren ürünlerimiz hem içerisinde kısa elyafları hem de uzun elyafları barındırıyor. Bunları nasıl ayırt ettik? Elyaf çaplarının farklı olduğunu bildiğimiz için elyaf çaplarına bakarak ayırt ediyoruz. Öncelikle %5 katkılıya baktığımızda ince olanlarımız, yani 4,5 milimetreden gelenlerimizin boylarının yine kısaldığını ve 0,6 civarında toplandığını görüyoruz. Kalın olanlarımızda yine kısalıyor ama toplanma aralığı daha geniş bir 0,7 civarına denk geliyor. %15 katkılı için incelediğimizde de yine ince ve kalın olanları ayırdık. Bu şekilde uzunlarımızın daha fazla olduğunu ikinci şekilde de görmekteyiz. Mekanik testlerimizden bahsettik. Bunlardan önemli noktaları grafik haline getirdiğimizde eğilme dayanımına, eğilmedeki deformasyona, çekme dayanımına, çekmedeki uzama miktarımıza, darbe değerlerimize hem çentikli hem izot olarak ayırdığımız için onları verdik. Ve cam oranımız dediğimiz gibi %30 bizim için önemli kriterdi. Onu da burada yer aldık. Her set için 5 tane tekrar yaptık bu mekanik testlerde. Mekanik testlerimizdeki sapma değerlerimiz de grafikte, tabloda yer almakta. Bunları daha yakından inceleyecek olursak nasıl bir sonuca vardık öncelikle? Mekanik testimizden eğilme dayanımına baktığımızda atık miktarımız altta gördüğünüz gibi 0'dan 20'ye kadar artmakta ve %10'dan sonra keskin bir düşüş olduğunu fark etmekteyiz. Buradaki yani kullanım sınırımız bize %10'dan %10-15 aralığını ifade ediyor. Kullanabileceğimiz miktar olarak. Çekme dayanımına baktığımızda bu daha az bir miktara denk geliyor. %1 ile %5 arasındaki aralıkta düşüşün net bir şekilde olduğu gözlemlenmektedir. Darbe değerlerini kendi içerisinde değerlendirdiğimizde çentiksiz izot yani dikey olanlarımızda %1'den sonra bir düşüşün olduğunu ama sonrasında belirli bir değerde sabit kaldığını görmekteyiz. Aynı şekilde çarpı değerlerimizde de %1'den sonra bir düşüş gerçekleşiyor ve diğer değerlerimizde yakın değerler almakta. Bunların da kullanım sınırı %1'den sonra düştüğünü görüyoruz. Kullanımının %1 ile 5 arasında olduğunu görmekteyiz. Termal test olarak DSC analizi yaptık. DSC analizinde göreceğimiz noktalar erime ve kristalizasyon noktaları. Burada iki kere işlem uyguladık. Önce ısıtıp sonra soktuk ve bunların termal hafızasını sıfırlayıp kendi aramızda hafızasını sıfırlayıp daha net olarak görmek için ikinci adımdaki değerleri temel alarak bu yorumları yapıyoruz. İlk gördüğümüz pik erime noktasını veriyor bize. Buradaki erime noktası 160 ile 170 arasında denk geliyor ve anlamlı bir farklılık olmadığı görülüyor. Aynı şekilde kristalizasyon değerlerimiz de yakın değerlere sahip. Bu nedenle termal olarak bu ürünün kullanılabileceği ve zarar görmemiş olduğunu fark etmiş olduk bu noktada. SEM görüntülerini inceleyecek olursak yine soldan sağa doğru %0'dan %20'ye kadar artan bir atık miktarımız var. Bu atık miktarıyla içerisindeki uzun cam elyaf varlığını şekillerde fark edebiliyoruz. Miktar daha da artmış yani bu şekillerde. %1 ile %10 olan atık miktarımızı kendi içerisinde değerlendirdiğimizde %1 olan için
uzun elyafın varlığını yine görmekteyiz ve buradaki elyaf yapıyla bunun kalın bir uzun elyaf olduğunu kanıtlıyoruz. %10'luk olana baktığımızda da burada yine yapışma miktarını görüyoruz. Şu şekilde daha yakından bakacak olursak burada hem uzun elyafımızın varlığını çap miktarı ile görüyoruz. 17,5 mikron ve 16,8 mikronlar. Bunlar bizim uzun elyaflarımızın elyaf çapına denk geliyor, dağılımına denk geliyor. Burada iki kere işlem görmüş olan uzun elyaflarımız, yani daha öncesinde kalıplanmış bir şekildeydi. Ardından biz bunları hem termal hem mekanik işlemle uyguladık. Ve sonucunda yine yapışmaların gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bu istenilen bir şeydi ve bu başarıldı yani. Başarıldı. Sonuç olarak şu şekilde toparlayacağım. Uzun elyaflar kısa elyaflara göre hem üstün hem spesifik özelliklere sahipler. Ve biz bunları kısa elyaflarla bu projede destekledik. Desteklememizin ardından yaptığımız test sonuçlarında da atık miktarına göre kullanım alanlarının belirlenebileceğini fark ettik. Tüm eğme, darbe ve çekme numuneleri için belli bir değerler karşımıza çıkıyor. Darbe değerlerimizin %1 civarında toplandığını gördük. Eğilme için düşünecek olursak %10 aralığı bizim kullanım sınırımız olarak belirleniyor. %5 de bizim çekme dayanımına karşı sınırımız olarak karşımıza çıkıyor. Bu çalışmada en önemli noktalarımız dediğimiz gibi hem elyaf boyu hem de elyafların çapı sonuçta mekanik sonuçlara etkisini gözlemlemekti. Ve elyaf çapıyla beraber mekanik özelliklerimizin düştüğünü bu şekilde kanıtlamış olduk. Bu çalışma bir temel gibi düşünülebilir ve bunu destekleyecek projeler yapılabilir. Bu projelerde neler yapılabilir peki? Dediğimiz gibi bizim kullandığımız eleğimiz, ölçücümüz yani 2 mm çapına sahipti ve bu çap boyutu artırılarak uzun elyafların daha da uzun bir şekilde kullanılması sağlanabilir. Veya dediğim gibi biz tek vidalı ekstrüder kullandık, çift vidalı ekstrüder kullanarak bu çalışma yapılabilir. Diğer bir noktamız da enjeksiyon koşullarıyla oynanabilir. Basınçla ve sıcaklıkla oynadığımızda bu elyaf boylarında gerçekleşecek olan uzamalar veya işte elyaf boyunu nasıl etkileyeceği de gözlemlenebilir. Bu şekilde çalışmamızı gerçekleştirmiş bulunduk ve teşekkür ediyorum. Thank you.